fikrimi söyleyeyim. İspanya Torrent devam etmesini istiyorum. Ben görüş olarak hala yeni sezona Torrent'le başlanması gerektiğini düşünüyorum. En azından takımı hazırlasın. Transfer yaptırsın ki ben transferlerde Torrent'in daha öncekiler kadar kötü transferler yaptıracağını düşünmüyorum. En azından ara transferdeki o 4 oyuncudan Peña hamlesi benim için önemli referans. Şunu Biraz da durdurabilir sallan. miyim Mehmet? Tabii. Şimdi Peña Torrent'in transferi olduğunu biliyoruz. Ama Pulgar da yine devre arası transfer döneminde katıldı. Ve Torrent döneminde ama o bir teknik adam, Pulgar bir teknik adam transferi değildi. Hayır, onu açalım. Gomis ve Semih yönetim transferleri, geçici çözümler defans ve hücum hattına. Pulgar transferi hikayesi şöyle. Galatasaray'ın 14 yabancısı var zaten hali hazırda. 13 yabancısı var, çok pardon. Orta sahaya transfer yapalım deniliyor. Torrent de diyor ki, Gedson Fernandes hazır. Fatih'in döneminde Fransız anlaşmasına varılmış. Ben defansif yönü güçlü bir orta saha istiyorum. Gedson'dan ziyade de ikinci olasılık mümkünse bir yabancıyı gönderin. Omar'a lisans çıkartalım. Sağ bek Omar olacak diyor. Omar'dan ben memnunum. Omar'a güveniyorum diyor. En son formül hatırlarsınız. Jagler'in sözleşmesi Trabzonspor'un Gervinho'ya yaptığı gibi askıya alındı. Fesi oldu öyle söyleyeyim. Omar'a çıktı lisans. Ve benim önceliğim defansif orta saha deyince de bir isim veriyor. Roma'dan Diawara. Artık oyuncuyla mı anlaşılamadı, Roma ile mi anlaşılamadı bilemiyorum ama hani Torrent'i yönetime verdiği için Diawara. Daha sonrasında Diawara olmayınca Luis Campos devreye giriyor. İtalya bağlantıları kullanıyor. Fiorentina'dan Pulgar'ı bedavaya getirebileceğini, sadece yıllık ücretini ödeyebileceğini söylüyor. Yarım sezonluk ücretle 750 bin euro, 75 bin euro da menajer komisyonu veriyor Galatasaray. 825 bin euro bence yine fena bir yatırım değil. Artık her kuruşun bu kulüplerde hesabı yapılmalı. Asunsa'ya da buna benzer 500-600 bin eurolar verildi. Pulgar'a da iki bedeli toplasak nereden baksak 1.2-1.3 bin euro çöp oldu. Artı Luis Campos'un da bu transferi bitiren İtalyan menajer de İtalya bağlantılarına Luis Campos'un kullanıyor. Fiorentina'dan 150 bin euro komisyonları sebebi Fiorentina bu operasyon sayesinde Pulgar'ın 1.2 milyon euroluk brüt maliyetinden kurtuldu. Evet. Gayet ticari bir anlaşma. Ben isterdim ki Luis Campos tarafı o 150 bin euro Fiorentina'ya bıraksın. Fiorentina o parayı Pulgar ödesin. Galatasaray'da 750 değil 600 ödeseydi. Sözün özü Pulgar, Luis Campos transferi ve fizik olarak da yeterli bulunmadığı için Torrent tarafından tercih edilmiyor. Şimdi Emrah Kulu demiş ki bir yandan sorulara da bakıyorum Mehmet. Nuri Şahin'i konuşuyoruz. Antalya transfer yapmadan önce Nuri Şahin'in performansına bakın. Bir de yaptıktan sonra bakın. Adamlar Nuri Şahin'e transfer yaptı. Galatasaray bir Gedson alsaydı, bir de iyi bir 6 numara alsaydı şu an uçardı. Bu noktada şunu da es geçmeyelim. Antalya Spor'da evet Nuri Şahin'in başarısını konuşuyoruz ama devre arası yapılan çok önemli transferler var Antalya Spor'da. Evet bunlar belki de Nuri Şahin'in istemiş olduğu transferler ama o transferlerle takım daha da iyi bir noktaya taşındı. Galatasaray'da da izleyenimizin dediği gibi eğer devre arasında daha doğru transfer hamleleri yapılsaydı belki farklı bir tablo konuşurduk. Tabii Galatasaray ara transfer dönemini kötü geçirdi ama Galatasaray sezon başı transfer döneminde kötü geçirdi. Yani 11 artı 4, 15 transfer, 15 transfer içinde değerini kaybetmeyen iki isim var. Biri Nelson, biri Peña. Buna bir de Torrent'in de performansı eklenince ki ben Torrent'i bugüne kadar hep savundum ama derbi için şöyle savunamayacağım Ceyda. İki tercihi. Kalede Muslera, forvette Gomis, bile bile Lades oldu. Bu kadar geride oyunu kabul eden bir Galatasaray'ın ayaklarına daha hakim. Peña ile maça başlaması, Camp Nou'daki maçı hatırlarsak daha doğru olurdu ki orada bir Ferdi Babel eşleşmesini uzun toplarla çok rahat Peña değerlendirebilirdi. Gomis'e gelirsek de artık fiziksel temposu maçların son 30 dakikasındaki bu sayede Galatasaray bugün düşme hattında değilse Gomis sayesinde Göztepe Rize maçlarını Gomis son 30 dakikada oyuna girip çözdü. Yani Gomis'in enerjisi çok 90 dakikaya uygun değil. Orada Halil başlayabilirdi, Babel başlayabilirdi. Halil için hep olumsuz düşünürüm ama Halil iç sahada banko muhakkak kazanmaya çıktığınız maçların 9 numarası olmaz. 0-0'a çıktığınız maçları Halil'le oynayabilirsiniz ki Avrupa Ligi'nde bu tarz Lokomotiv maçı oynadı, Lazio maçı oynadı, fena da oynamadı. Öyle söyleyeyim, işin teknik kısmında hatalar yaptı Torrent. Bunu özellikle belirtiyorum, bence Fenerbahçe derbisi bir şanstı, o şansı kötü kullandı.
Artık hani o denklem Metin Öztürk'ün denkleminden zaten tamamen çıkardım Torrent'i. Yani son 6 maçta 6 galibiyet alacağına da çok ihtimal vermiyorum ben Galatasaray'ın. Eşref Hamamcıoğlu da muhtemelen. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Metin Öztürk yerli teknik adam diyoruz. Levent Nazifoğlu'nun orada hani işin içinde olacak olması. Eşref Hamamcıoğlu da şu an netleştiremedim tam futbola bakanlar ama anladığım kadarıyla yabancı bir teknik adam. Yani Fransız olabilir, İtalyan olabilir. Daha yabancı bir ekolle devam edecek Galatasaray. Öyle söyleyeyim.